Merhaba sevgili çocuklar. Yine UGİ TV'de yine Türkçe dersiyle karşınızdayız. Bugünkü Türkçe dersimizde sebep sonuç cümleleri konusunu işlemeye devam edeceğiz. Bir olay, iş, davranış veya durumun sebepleriyle, nedenleriyle anlatıldığı cümleler sebep sonuç ya da neden sonuç cümlesi olarak isimlendiriliyordu. Cümlelerimizde sebep sonuç ilişkisi kurarken için, çünkü, bunun nedeni, bu yüzden, bunun sonucunda, dolayısıyla, bundan dolayı gibi ifadeler kullanırız. Bu yüzden ifadesini yalnızca olumsuz sonuç bildiren cümleler için kullanıyoruz sevgili çocuklar. Sebep sonuç bildiren cümleler neden, niçin sorularına cevap veriyor, neden ve niçin soruları çocuklar sonuçlara sorulur ve bu sorulara cevap veren sözcük grupları da sebep olarak isimlendirilir. Şimdi örneklerdeki sonuçları işaretleyelim. Parka gidemedim bir sonuçtur. Kaldırıma düştü bir sonuçtur. Şimdi bu sonuç cümlelerine neden, niçin sorularını soralım. Evet, bunların sonuç olduğunu yazalım şuraya sevgili çocuklar. Sonuç. Bu sonucu hazırlayan nedenler neymiş bir bakalım. Neden parka gidemedin? Hava soğuk olduğu için. Evet, bu soruya cevap veren sözcük grubu sebeptir. Yani neden, niçin sorularını sonuç kısmına soruyoruz. Parka gidemedim. Neden gidemedin? Hava soğuk olduğu için. Neden, niçin sorularına cevap olan sözcükler ya da sözcük gruplarına sebep diyoruz sevgili çocuklar. Kaldırıma düştü. Kaldırıma düşmüş olması bir sonuç. Neden kaldırıma düştü? Niçin kaldırıma düştü? Ayağı kaydığı için. Buraya da biz sebep diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin sebep sonuçlarını yazınız diyor. Kitabımı evde unuttuğum için sınıfta okuma yapamadım. Çocuklar, sınıfta okuma yapamamış olması bir sonuç. Sınıfta okuma yapamadım. Bu kısım bir sonuçtur. Hemen sonuç kısmına niçin sorusunu ya da neden sorusunu soruyoruz. Neden sınıfta okuma yapamadın? Kitabımı evde unuttuğum için. Bu kısımda çocuklar sebep oluyor. Yoğun trafik nedeniyle iş yerime geç kaldım. Evet, yoğun trafik nedeniyle diyor, iş yerime geç kaldım. Sizce hangisi sonuçtur, hangisi sebeptir? İş yerime geç kaldığım için mi trafik yoğundu, yoksa trafik yoğun olduğu için mi iş yerime geç kaldım? Evet, iş yerime geç kalmam bir sonuç. Çocuklar, bu sonuçtur. Bu sonucu hazırlayan neden ise trafiğin yoğun olması. Ne yapıyorduk? Sonuç kısmına neden ya da niçin sorularını soruyorduk. Neden iş yerime geç kaldın? Yoğun trafik nedeniyle. Beden eğitimi dersine çıkmıyorum çünkü üşüyorum. Sizce çocuklar, bunlardan hangisi sebeptir, hangisi sonuçtur? Hemen şöyle bakacağız. Beden eğitimi dersine çıkmadığım için mi üşüyorum, yoksa üşüdüğüm için mi beden eğitimi dersine çıkmıyorum? Tabii ki doğru olan bu. Sebep üşümesi, sonuç beden eğitimi dersine çıkmaması sonuçtur. Neden beden eğitimi dersine çıkmıyorsun? Çünkü üşüyorum. Sebep üşümesi. Yaramazlık yaptığımdan dedem bana kızdı. Yaramazlık yaptığımdan dedem bana kızdı. Dedem bana kızdı sonuç olarak. Neden kızdı? Yaramazlık yaptığım için. Sebep, yaramazlık yapması. Sonuç, dedesinin kızması. Etkinliğimize devam ediyoruz sevgili çocuklar.
Yine sebep sonuç kısımlarını buluyoruz cümlelerin. Çok yazı yazıyorum. Bu yüzden yazım güzelleşti. Evet, burada bu yüzden ifadesi sebep sonuç ifadesi. Sebep sonuç bildirmek için kullandığımız ifadelerden bir tanesiydi bu yüzden ifadesi. Şimdi yazımın güzelleşmesi mi sonuçtur? Çok yazı yazmamız mı sonuçtur? Sonuç olarak yazım güzelleşti. Yazı güzelleşmesi sonuçtur. Çok yazı yazması, yazı becerisini geliştirmek için yapmış olduğu bir etkinlik. Bunun sonucunda da yazı güzelleşmiş. Evet, nöbetçi öğretmen olduğum için bahçede dolaşıyorum. Bahçede dolaşma sevgili çocuklar, sonuç. Niçin bahçede dolaşıyorsun? Sorusuna yanıt olan nöbetçi öğretmen olduğum için kısmı ise sebeptir. Nöbetçi olması. Arkadaşıma kırgınım. Çünkü arkadaşım bana kötü davrandı. Arkadaşıma kırgın olduğum için mi arkadaşım bana kötü davrandı? Yoksa arkadaşım bana kötü davrandığı için mi arkadaşıma kırgınım? Tabii ki arkadaşımın bana kötü davranmış olması kötü davranış sebeptir. Neye sebeptir? Hangi sonucu hazırlar? Kırgınlığı. Arkadaşım bana kötü davrandığı için kırıldım. Bu da sonuç. Bir başka etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanlarla tamamlayınız. Bu yüzden, bundan dolayı, çünkü, için, çünkü kelimesini iki kez kullanacağız anlaşılan. Seninle sinemaya gelmeyeceğim. Nokta 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 dedemi ziyarete gideceğim. Seninle sinemaya gelmeyeceğim. Bu yüzden dedemi ziyaret edeceğim. Olmadı. Seninle sinemaya gelmeyeceğim. Bundan dolayı dedemi ziyaret edeceğim. Olmadı. Seninle sinemaya gelmeyeceğim. Çünkü dedemi ziyaret edeceğim. Evet çocuklar, burada cümleyi anlamlı hale getiren çünkü ifadesi. Bunu kullandığımız için de işaretliyoruz. Malatya'ya uçakla gideceğim. Nokta 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 otobüse binmedim. Malatya'ya uçakla gideceğim için otobüse binmedim. Evet, otobüse binmemesinin sebebini açıklıyor. Bu sebebi açıklarken de için ifadesini kullanmış olduk. Soğuk havada kalın giyinmedim. Bir önceki derste çocuklar, bu yüzden ifadesini olumsuz sonuçlarda kullandığımızı söylemiştik. Burada da hastalanması olumsuz bir sonuç. Bu sonucu hazırlayan sebep soğuk havada kalın giyinmemesi. Burada bu yüzden ifadesini kullanıyoruz. İşe gideceğim nokta 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 erkenden uyandım. İşe gideceğim bundan dolayı ifadesini kullanıyoruz. Erkenden uyandım. İşe gideceğim bundan dolayı erkenden uyandım. Pizza yemeyeceğim. Çünkü sevmiyorum. Pizza yememesi bir sonuçtur. Bu sonuca neden olan sebep ise sevmiyor olması. Evet sevgili çocuklar, son etkinliğimizdeyiz. Aşağıda verilen sonuçlara neden olabilecek uygun sebepleri yazınız. Gezi iptal oldu. Sonuç. Gezi neden iptal oldu? Hemen sonuç kısmına neden ya da niçin sorularını sorduğumuzu, neden servise yetişemedi, neden annem pasta yapamadı, bunlara uygun sebepler bulacağız. Birinci cümlemize bakalım. Gezi iptal oldu. Sonuç. Neden gezi iptal oldu? Hava yağmurlu olduğu için, gerekli izinleri alamadığımız için, hava şartları uygun olmadığı için pek çok sebep yazılabilir çocuklar. Annem pasta yapamadı. Niçin annem pasta yapamadı? Çünkü yumurtamız kalmamıştı. Evet, yumurtamız kalmadığı için annem pasta yapamadı. Farklı sebepler de yazabilirsiniz. Servise yetişemedi.
Hemen sorumuzu soruyoruz bu sonuca. Neden servise yetişemedi? Geç uyandığı için ilk akla gelen sebeplerden bir tanesi bu. Geç uyandığı için, uyanamadığı için. Bunlar çocuklar bu sonuçlara yazabileceğimiz sebepler. Evet, sebep sonuç dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili çocuklar.